Ekonomi soruyoruz ablam. Ekonomide çok memnunum ben. Memnun musun abla? Çok. Abla kötü diyorlar. Şimdi biz ne yapalım kötüdür diye yani ne yapalım? Her yerde kötüdür. Ne? Değişim diyorlar abla. Erdoğan gitsin artık diyorlar. Erdoğan gitsin, kim gelecek? Gitsin Erdoğan. Ben Erdoğan'ı şey yapmıyorum, savunmuyorum da. Yani gelen düzeltecek mi? Kim geliyorsa ben veririm. Düzelteceğine söz veriyorsa ben vereceğim. Kılıçdaroğlu düzeltmez miydi abla? Hiç inanmıyorum. İnanmıyorsun. İnandırıcı gelmiyor. Peki abla ekonominiz nasıl? Geçinebiliyor musun? Sıkıntı var mı evde? Oğlum şu anda hamdolsun. Ben şu anda herkesin, tabii herkesin evinin durumu farklıdır. Ben sadece kendi durumumu konuşuyorum. İyi durum. Durumum iyi değil. Nedir biliyor musun? Sen ne kadarla idare edebilirsen edersen, ne kadar harcamak istersen o kadar da harcamak yani insan istiyor. Ne yapalım? Bizim durumumuz ne kadarsa biz de ona göre idare ediyoruz. Ne yapabiliriz yani? Peki abla ülkenin en büyük sıkıntısı ne? Mülteci mi? Ekonomi mi? Mülteci. Suriyeliler mi? Mülteci. Gitsinler mi Suriyeliler? Gitsinler. Gitmiyorlar abla. Gitsinler. Herkes kendi ülkesine. Konut yapıldı onlar abla sınırda. Doğru değil. Doğru değil mi? Doğru değil. Konut yapıldı abla. Doğru değil kardeşim. Benim çocuğum hakkını niye veriyor? Doğru değil. Abla yapıldı ama. İşte yapıldı, ben ne diyorum ya, doğru değil. Yani ben. Tamam doğru değil. Hükümetin yaptığı doğru değil. Doğru değil, evet doğru değil. Peki niye hala oy veriyorsunuz? Sen nereden biliyorsun? Ben belki hiç oyumu kullanmamışım, vermişim. Sen dediniz ya abla, ondan başka adam varsa verelim dedim. Hayır, sen bak şimdi biz anlaşamıyoruz. Ondan başka adam varsa diyorum, ne yapabiliriz? Yani şu anda elimizde gelecek bir şey yok, ne yapabiliriz? Ben kimseyi savunmuyorum, kimseyi de tutmuyorum. Ben de bunu soruyorum, değişim şart mı abla? Tabii ki değişim, ben değişimde yana benim, yani diyorum ya hani değişim olsun da hani ben şu anda kimseyi böyle görmüyorum. Erdoğan mı kurtarıcı, ben onu da demiyorum. Ama şu anda da hiç gerçekten çok karamsarım. Şu anda karamsarım yani. Karamsar durumdasınız. Karamsarım, aynen o şekil. Kişiniz var mı abla? Konuşalım mı sesini? Konuşmayalım, yeter bence. Valla? Evet. Tamam abla. Ekonomiden memnun musun amca? Ne? Geçinebiliyor musun? Geçinebiliyorum evet. Memnunsun yani? Memnunum evet. Emekli misin? Emekli değilim. Nasıl geçiniyorsun amcacığım? Valla benim babam kaç sene ölmüş, annem 4 sene ölmüş, memleket eldim benim. Kardeşime hemşireyim, geçim zor, para yok, arasında belediye bana yardım ediyordu, kimsem yok benim, abim andım, bacım andım, esen üstte. Belediyenin yardımlarıyla mı geçiniyorsunuz? Belediye arasında bir şene sula şu kadar yiyecek veriyor, daha vermiyor. Belediye yiyecek veriyor, para yardım yapıyorsa onunla mı geçiniyorsunuz? Yiyecek veriyor, para yardım vermiyor. Tamam, geçinebiliyorum diyorsunuz. Geçiniyor musun sadece yiyecek yardımıyla? Ben geçinmiyorum. Geçinemiyorsunuz. Evet, mevduyum. En çok neyden şikayetçisiniz? He? En çok neyden şikayetçisiniz? Ben? Vallahi şeye şikayetçiyim, belediye, bizim başkanı bir şey söyler mi Erdoğan'a? Bizim başkanımız. Bu başkandan mı şikayetçisiniz? Ne şikayetçiyim ama şikayetçi değilim. Erdoğan'ın dediğine Allah razı olsun. O güne bize yardımcı oluruz. Başkan da size razı olsun. O ne evi her ilde var. Yani geçinemiyorsunuz. Geçinemediğiniz için Erdoğan'dan şikayet ediyorsunuz. Ama helal olsun bu. Helal olsun. Peki amcacığım, teşekkür ederim. Helal olsun. İşim sakin. Peki. Hayırlısı. Geçinemesek de helal olsun. Helal olsun. Şimdi beni nereye biliyorsun? Halk mikrofonu. He. Teşekkür ediyorum amca. Ekonomiden memnun muyum? Pek sayılmazdı. Nedir en çok şikayet ettiğiniz konu? Doların fazla yükselmesi. Doların fazla yükselmesi. Siz yani bu sizi hangi konuda zorluyor en çok? Her konuda. Her konuda zor. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyorlar. Şimdi dolar niye zorluyor? Tamam şimdi TL ile ne maaş alsan kiralar kalmış 10 bin, 15 bin. Bundan bir evde kaç kişi var? Nasıl dolanırsın? Nasıl yapabilirsin?
Kolay askeri mı? Ücretle geçinebilir mi sizce? Diyorlar ki geçinebilir, sıkıntı yok diyorlar. Hayır, askeri ücretle kimse geçinemez. Bir evde 5-6 kişi var. Bir günde bir eve, farsa ki bir günde bir eve 6-7 tane ekmek giriyor. Güne ekmeğin 7,5'tan hesapla ne kadar oluyor? Çoluk var, çocuk var, kira var, okul var, şu var, bu var, aidat var. Nasıl oluyor? Nasıl olabilir? Ben Azerbaycanlıyım sonuçta ama burada evliyim ben. Yine de geçinemiyoruz. Olmuyor. Hiçbir türlü olmuyor canım benim. Düzelir mi sizce? Ne olması lazım düzenli? İnşallah, inşallah. Erdoğan'a güvenimiz çok büyük. İnşallah onun da bir düşüncesi var. Düzelir. Yani peki bu zamlar sizce neden oluyor yani? Yönetimle mi alakalı? Başka şey mi? Şimdi diyorsunuz Erdoğan'dan memnunuz ama zamlardan da şikayet ediyorsunuz. Hani şimdi ben ikisi arası gibi bağlantı pek kuramadım. Bak şimdi biliyor musun neden? Bu bir siyaset. Demek ki Erdoğan'ın bir düşüncesi var. Bunları bu kadar zamlandırıyor. Bu kadar zam geliyor. Ama benim düşüncem bu. Düzelir. Şey mi diyorsunuz? Erdoğan siyasi bir hamle yapabilmek için bu zamları yapıyor. Piyasayı evet. Bu kadar yükseltiyor. Bunun altında bir bildiği vardır. Evet. Bu ülkeyi düzeltecek diyor. Evet, evet, evet. Aynen. Aynen. Anladım. Aynen. Düzelir. İnşallah düzelir. İnşallah. Yani inşallah. Ama bazı şeyler var ki Erdoğan'a da mani olur. Erdoğan'ın da karşına bir yani bir duvar çekiyor. Ama o da tek yalnız başına bir evde bir evin büyüğü reisi bir çocuğu, 5 çocuğu yönetemiyor. Bu arada halkı da yönetmek var. O yüzden ama yeminle inşallah güzel olur. İnşallah. Çok inşallah. Teşekkür ederim. Bu yayın ne zaman çıkacak şimdi? Geçinebiliyor muyuz? Hayır. Anlatın ben dinliyorum size. En çok neyden şikayetçisiniz? Ben emekliyim. İstanbul'a iş çalışmaya geldim. Bulamadım, vermediler. Emekli olduğunuz halde iş bulabilmek için mi geldiniz buraya? Nereden geldiniz? Kayseri. Peki hangi işlere baktınız? Ne iş olursa abi. Hı hı. Ama yok. Bekçilik olarak baktım önce. Sağlık sorunlarım var. Bu. Geçinebiliyorsun. Teşekkürler. Bir cevap daha vereceğim. Buyurun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hükümetini kötülemek gibi niyetim yok. Gerçekten gereğini yapıyorlar. Bugün de birlik olma günü. Ben bu hükümete oy da vermedim. Ama sonuçta Cumhurbaşkanımdır. Seviyorum. Saygı duymak zorundayım. Bütün emeklerin bence ortak fikri biraz bizi el açsın. İnşallah. Umarım bu yayınlanır. Bunu samimi olarak söylüyorum. Artık siyaseti şunu bunu bırakmak lazım. Son sözlerimi söyleyeyim. Şu bayrağı her karış toprağa kurban olayım. Filistin örneği var. Biz evde televizyon izleyemiyoruz, yemek yemiyoruz. Hükümet bizden ne istiyorsa biz varız. Umarım onlar da gereğini yaparlar. Çok teşekkürler. Ne demek? Eğer yayınlanırsa sevinirim. Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay ne gelsin. Demek, sağ olun. Tam bir durdurum paylaştı. Ne alakası var? Diyorlar. Yine bugün sigaraya 5 lira zam gelmiş. Dün mü gelmiş, bugün mü gelmiş? İnsanlar içmesin de yapıyorlarmış abicim. Sağlığımızı düşünmüyorlar. Ya benim özel hayatım kime ne? Kim ne karışın? İçkime de karışamaz, sigarama da karışamaz. Biz demokrasi... Şimdi şaşırttın beni. Cumhuriyette yaşıyoruz yani sonuçta, değil mi? Evet. İçerim de faydası da bana, zararı da bana yani. Kime ne? Bunu yani sen fiyatlarla yani ben yine içiyorum yani sen bunu 100 lirada yapsan ben içeceğim. En son zamları Allah yapıyor dediler, ne diyorsunuz? Allah onlara o diyenlere akıl fikir versin diyorum. Siz geçinebiliyor musunuz? Memnun musunuz şu an ülkenin bulunduğu durumda? Hayır, kesinlikle geçinemiyorum. Ben eski günleri arıyorum. Eski günler daha mı rahattı? Eski günlerde neyi arıyorsunuz? Bugünle kıyaslarsanız ben bunu merak ediyorum. Ne daha iyiydi, ne daha kötü? Eski günlerde gıdamı da giyimimi de her şeyimi de daha rahat alabiliyordum. Yani size söyleyeceğim. Babacan Ekonomi Bakanı iken 200 lira, o sıfırlandı ya paralar. 200 liranın değeri 138 dolar mı neymiş o zaman? Düşünün şu anda 200 dolara ne kadar alıyorsunuz? 7 dolar alıyorsunuz veya da 8 dolar alıyorsunuz. 8 dolar nere? 138 dolar nere? Düşün yani paramızın değerinin ne kadar kötü olduğunu yani. Enflasyon. Dolar karşısında değer kazanacak diyorlar. Şu an bu günleri aşacağız diyorlar. Her şeyi düzelteceğiz diyorlar. Bu vallahi konuda inşallah olur ama benim ümidim ve inancım yok. Teşekkür ederim. Ben iyi günler. Teşekkür ederim.
şu an halimden memnunum diyen insan yalan atıyor, başka bir şey söylemiyor. Yalan mı atıyor? Şu anda çalışsa bir insan günlük kazancı 500 TL, en fazla 500 TL. Asgari ücrete vurdum, daha az gelir, en fazla 500 TL. Bunun içinde artık insanlar nasıl yaşamını idame ettirmeye çalışıyor? Ya bir ben bekar evinde kalıyorum mesela. Bir odanın içinde 10 kişi kalıyor ya. 7 kişi 8 kişi kalıyor. En az 4 kişi kalıyor. Adam başı 3 milyar 4 milyar bekar olarak kişi başı 3-4 milyar para veriyorlar abi. Yani bunun domatesin kilosu 50 milyon 60 milyon olmuş. Biberin kilosu desen yine fırlıyor. Ya ülke nereye gidiyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Zaten bu İsrail olaylar da tamamen olaylı, yani ortalığı tamamen kötü yapacak. Yani benim korktuğum Türkiye çöplüğe dönecek yani. Teşekkürler abi, sağ ol.